Bugün 10 Mayıs, modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in 100. doğum günü. Azerbaycan halkı ulusal liderini özlem ve minnetle anıyor. Halkını uçurumun kenarından kurtaran bir lider. Dünya çapında nüfuzlu siyasetçi. Ama her şeyden önce bir Azerbaycan sevdalısı. Ben hemşe fahretmişim. Ucun da fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Modern Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev yaşasaydı bugün 100 yaşında olacaktı. 10 Mayıs 1923'te Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde başladı hayat hikayesi. Mütevazı bir ailede dünyaya gözlerini açtı. 80 yıllık ömrü halka hizmet ve vatan için mücadeleyle geçti. Bir ulusun yol göstericisi oldu. Hem Sovyetler Birliği hem de bağımsızlık döneminde halkına liderlik yaptı. Azerbaycan'ı Sovyet ülkeleri arasında en gelişmiş ülkeler arasına çıkardı. Sovyetler Birliği yönetiminde söz sahibi 19 kişiden biri oldu. 1987 yılında Sovyetler Birliği'nin başkanı Gorbaçov'un yürüttüğü politikaya tepki olarak görevinden istifa etti. Onu çok daha kutsal bir görev bekliyordu. Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonra iç savaş tehlikesi, Dağlık Karabağ Savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele ediyordu. Halk Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti. Aliyev, 1993'te Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınmanın kapılarını açtı. İç karışıklıkları diplomatik manevralarla bitirdi. Ekonomisi tamamen çökmüş bir ülkeye dünya devi petrol şirketlerini getirmeyi başardı. 7 ülkeden 11 petrol şirketiyle asrın anlaşması imzalandı, Azerbaycan petrolü dünya pazarlarına çıktı. En vahim durum Karabağ'da yaşanıyordu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını parça parça işgal ettiği bir dönemdi. Şimdi Azerbaycan'ın güçlü ordusu var. Haydar Aliyev orduda reformlar yaptı, düzenli ordu kurdu. Ve Ermenistan'ın saldırıları önlenmeye başladı. 1994'te ateşkes imzalandı ancak işgal edilen topraklar bir gün mutlaka kurtarılmalıydı. Haydar Aliyev'in duruşu ve mirası netti. Arzu ederim ki sizle birlikte gidelim Şuşa. Geleceğiz. İnanın ki geleceğiz. Şuşa Azerbaycan'ın gözüdür. Her bir Azerbaycanlı için bu iftihar bir noktasıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir. Oğluna vasiyetini ise Azerbaycan halkı 8 Mayıs 2020 tarihinde öğrenecekti. Yani Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldığı gün. Yurdun yuva mesken sen Azerbaycan'ın, alam dolma sen Azerbaycan'ın. İlham Aliyev'in halkından, ordusundan destek alarak kaldırdığı demir yumrukla Ermeni işgalciler kovuldu. Şuşa da dahil 10 bin hektarlık Azerbaycan toprağı 44 günde kurtarıldı ve bir babanın vasiyeti 17 yıl sonra yerine getirildi. Karabağ bizimdir, Karabağ Haydar Aliyev'in mizacı sertti ama bir o kadar da yumuşak kalbe sahipti. Sanata ve sanatçılara büyük önem verirdi. Sanat aşkı çocukluğunda başladı. Öğrenciliğinde tiyatro oyunlarında rol aldı. Haydar Aliyev, iki kardeş ülkenin dostluğunun da mimarıydı. Tarihe geçen bir millet, iki devlet sözü de ona ait. Aliyev geriye stratejisini devam ettirecek bir siyasetçi bıraktı. Aralık 2003. Azerbaycan o gün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberle sarsıldı. Haydar Aliyev tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bir halk liderini, Azerbaycan onu çok seven bir evladını kaybetti. El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen.
Anam, doğma vatanım sen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan?